Ne zaman işbaşı yapıyormuşsun peki? Hemen bu pazartesi babacığım. O zaman ben de seninle geliyorum babacığım. Ben de seninle geliyorum derken babacığım. İşin ilk günü sen işine ben bırakacağım cadıcığım. İş yerindeki bütün çakallar, çukallar beni bir görecekler, benden bir tırsacaklar ve böylece sadece işlerine bakıp sana sarkıntılık ne demeyecekler. Eğer böyle bir şey yaparsan kendimi bu binanın çatısından aşağı atarım baba. Bak, görüyor musun kardeşim? Tekerine bir çomak soktum. Anında babanın sonundaki o cım kayboldu. İşine gelmedi çünkü. Sibel'ciğim. Ya baba, pazartesi ilkokula mı başlıyorum ben ya? Hayır, ilk gün seni ben götürüp bırakacağım ne demek ya? Yersen kızım. Biz Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Biz de böyle. O iş yerindeki bütün zibidiler ilk önce kimin kızıyla muhatap olduklarını bilecekler. Ona göre ayaklarını denk alacaklar. Yoksa işmiş yok. Akşama kadar oturup koca vurma programı izlersin. Gördüğün gibi Ali'cim, hemen şimdi gidip bir adak kestiriyorsun. Eyüp Sultan'da da dualar ediyorsun ki sizin bebeğiniz de bu cadı gibi olmaz. Aa, Ali abinin çocuğu mu oluyor? İnşallah. Ya bu gerçekten süper bir haber Ali abi ya. Tebrik ederim. Amirim. Çok sevindim ya. Ay ne güzel. Engin, biliyor musun Ali abinin çocuğu oluyormuş. Hatta büyük ihtimalle de evleniyorlarmış. Tebrikler. Sağ ol. Hayırdır koçum, ne oldu? Ne var? Niye giriyorsun deli danalar gibi odaya? Ne oldu? Amirim şimdi haber gönderdiler. Yeni müdür sizi bekliyormuş. Ne? Yeni müdür mü? Hani önümüzdeki ay geliyordu bu adam? Hani bir ay daha rahattık? He vallahi ya. Ben de hiç bilmiyorum amirim. Koltuk boş kalmasın diye acil bir atama yaptılar herhalde. Hadi kalk koçum, kalk. Gidip tanışalım şu yeni müdürle de. Hay Allah ya. İnşallah yine her şeye ceza veren aksi bir adam çıkmaz da rahatımız bozulmaz arkadaş ya. İnşallah abi. Niye bakıyorsun öyle? Ben de seninle geleceğim iş yerine.